Deneme şu an geliyor. Tamam, yaptım. Şimdi yayınım benim az önce bir kapanmıştı. Açtığımda sesi açmayı unutmuşum. Telefondan mikrofonum olmadığı için telefonu olarak kullanıyorum. Mikrofon olarak kullanıyorum. Onu açmayı unutmuşum. Bak sen gelmesen çözemeyecektik olayı. Diyorum nasılsın, iyi misin, keyfin yerinde mi? Ben de iyiyim diyordum. Hani iyi olmaya çalışıyorum diyordum. Şu iyi ya ama kaş yüksekliği. Ha, şunu bir ayarlayalım. Bir dakika, kaş yüksekliği. Yok, kaş yüksek olmasın. Ondan sonra kaş genişliği. Ha, şunu bir ayarlayalım. Hayvan gibi böyle geniş yüzlü olmasın ya. Kibar olsun biraz. Okçuyuz biz. Enerjin yerinde belli belli, biraz daha keyifli sohbetin. Şimdi kaş yakınlığı. Nereye yakınlığı aman akıyım. Neyse. Ağzını ayarladık, bu kadın kadın olacak yani. Biraz çekici olacak. O yeni oyun. Ya Skyrim'in şu son zamanlarda muhabbeti vardı ya. Yeni bir oyunun gelme ihtimali var. Tabii ki hemen gelmeyecek ama. Lan oradan aklıma geldi dedim bir şey. Skyrim oynayalım. Kaç yıl olmuş? Ben de oynamıyorum yani. Eskiden hayvan gibi oynardım. Yıllar geçmiş üzerinden. Dedim niye hatırlamayalım? Hem burada oynarım hem YouTube'a seri çıkartırım dedim. Keyifli oyun sonuçta. Güzel şöyle bir 50 bölümlük seri yapsak fena mı olur? Aksiyondan aksiyona atlarız ki ben bunda iddialıyım. Hani benim yapılandırmalarım falan şeydir. Ben bu tarz oyunlarda biraz takıntılıyımdır. Kendi yapılandırmamı uygularım. Kendi kafama göre karakter oluştururum falan. Zamanında da bunda çok şeyler yapmıştım. Aslında öyle seriler yapacağım ha. İnsanların sevdiği ama ne yapsak deyip oynayamadığı bazı oyunlar oluyor ya. Mesela Skyrim'in şeyi de var ya. Online'da. Online'da insanlar mesela nasıl yapılandırma yapması gerektiğini çok bilmiyor. Her yerde de aynı yapılandırmayı görüyorlar mesela. Yapıyorlar. Herkes aynı olunca parayı veren kazanıyor mesela. Diyorum acaba böyle içerikler mi yapsam? Mesela o Teso'nun online Teso'da da karakter yapılandırma falan çok iyiydi. Dibine kadar araştırmıştım, matematiksel böyle falan. Aslında onların serisini yapabilirim ha, belki tutar. En azından YouTube için. Şimdi fazla uzatmadan şu şeyi yapayım. Ağzını da yapayım da bir oyuna girelim ya. Sağa sola sıkalım. Ağız, yani ağız şeklini bir değiştir. Abla niye hepsi dudaksız ya? Bunun çenesinin sivriliğini almam lazım benim. Böyle hiç sevimli değilsin. Ya şu ağız bir tık. Oğlum senin çenene ne olmuş? Ağız derinliği. Ördek gibi oldu amına koyayım, dur. Aa dostum, teşekkürler abonen için. İlk ayın hayırlı olsun. Mutlu ettin. Hiç beklemiyordum vallahi. Çok teşekkür ettim. Seninle aramıza hoş geldin. Bak orada Discord'umuz falan da var. YouTube kanalım var. Atla gel. Belki butonlar çalışmıyordur da ben sana özel davet atarım. Butonlara bayağıdır bakmadım şeylere, komutlara. Çalışmıyor olabilir. Ta 2 yıl önce ayarlamıştım, sen düşün. Oğlum çene geniş. Aa siktir. Yanlış açıdan bakıyorum amına koyayım. Çene genişliği diyor. Ben genişleyen bir şey görmüyorum amına koyayım. Bende mi problem var? Ağız derinliği. Ne demek abi? Abi sen beni görecektin. Ben seni aramıştım, bulamamıştım. Nasıl yani? Ha, o zamanlar herkese abonelik hediye ediyordum. Ya sen adamsın. Sen niye ismini değiştirdin?
Lan şimdi şey ortalık karıştı biraz. Şimdi aynı isimden bir sürü şeyler var. Şimdi sen efendim. Dur. Şu karakter yapılandırmasını bitireyim de amına koyayım. Çene yakın. Heh, tamam buldum. Bunu arıyordum. Heh. Şimdi dudaklar eşit. Ne kadar tatlı oldu. Dudak rengini şöyle bir şu ideal bak. Çok tatlı bir abla oldu bak. Dövmeyle dudak rengi eşit. Evet, böyle güzel. Şimdi aslında bunları mavi de, şunu mavi de yapabilirdim şu savaş boyasını. Bir de şu çeneden çenemiz nerede? Kafa, beden. Beden değil lan, kafa, yüz. Şu çene genişliğini. Bu değil. Çene uzunluğu diye bir şey var mı? Alt çene yüksekliği. Yani sivriliği en fazla böyle giderebiliyorum. Hah, bence oldu. Tamam. Alt çene yak. Nereye yakın oğlum işte? Hani yakın da. Elmacık kemiği yüksek. Ha, bak buradan. Tamam biraz kibar bir abla oluyor. Oldu oldu bence güzel oldu değil mi abla? Hemen de saçlarımıza şöyle şekilli bir şey yapalım. Saç. Az önceki saçımız zaten güzel. Onu aklımızda o. Bu Kezban oldu. Ben korktum. Hayır ya şimdi sınıf yani ırk zaten çok çirkin tamam mı? Orman elfi. Burada o yüzden kötü gözüküyorlar. Hani kötü görüntüyü ne kadar karizmatik ve güzelleştirebilirim diye bir çabadayız biz şu an. Tamam. En ideali şu mesela olabilir. Bu olabilir lan aslında. Bak buna kızıl bir renk çok da güzel gider ha. Olmadı beyaz yaparız. Yok beyaz gitmedi. Bu olabilir. Bence olur. Kızıl gitmiyor. Hani tam kızıl rengini veremedikleri için şu renk gitmiyor mesela. Şey oldu biraz. O yüzden koyu renk daha ideal gibi oldu. Hani şu kesim güzel. Kaskla falan güzel durur. Ya da en baştaki saçımız olacak. Aa şu da varmış lan. Bu daha güzel. Tamam. Ya da şu işte. Nerede? Şu. Ha bak bu da olabilir. Bu en baştaki saçımız buydu galiba. Savaşçı yani okçu karaktere bu gider. Mesela tankımsı bir karakter yapsaydım bu yırtıcı duruşuyla bu olabilirdi. Ama ben sanırım şunu tercih edeceğim. Hani biraz daha salaş ve dağınık. Bence bu güzel. Ne diyorsunuz? Kızıl istediğim bir tonda olmadığı için kızıl yapmayacağım. Bence de olur ya. Yer yani. Hadi şimdi mahkuma bir de isim verelim. Nasıl isim veriyoruz? Ha, R. Tamam diyeceğiz. Tamam. Şimdi buna Laxelit diyemeyiz. Laxelit diyelim. Kız ismi gibi olsun. Allah'ın surata bak anasını satayım. Fazla uzun tutup tutmayayım. Senaryoya girmek istiyorum. Biraz sağa sola ok fırlatmak istiyorum. Ulfric Stormcloak. Some here in Helgen call you a hero, but a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. Silet'in interaktif film buldun mu bize?
Bak sen interaktif filmleri buldukça kenara not al. Yayın açtığımızda söylersin, oynarız. Muhabbeti güzel oluyor, eleştiririz. Hatta yorumlar yaparız şey filmlere, interaktif filmlere. Bak bunu yapamamışsınız. Belki dikkate alırlar. Güzel bir şey olur lan. Güzel bir etkileşim yaparız. Mantıklı şeyler yazarsak. Belki güzel geri dönüşleri olur, olmaz mı? Hadi bütün gün bekleyemem. Oğlum artistik yapmayın bak şimdi. Zaten bir süre sonra Dragonborn olacağım. Hepinizi sikeceğim. Şey ya. Ne yapacağız derken interaktif oyun işte hani. Hani oyun film artık neyse. Yani interaktif filmde. Artık ikisi aynı şey aslında. Film de olur, oyun da olur, öyle söyleyeyim. Hani belki ayrımı vardır. YouTube üzerinden var söyle. Çünkü şey, oyun olursa gidip para satılan normal yerlerde YouTube dışında gidip de satın almak istemem açıkçası. Yani ne para vereceğim? Adamın kafası duruyor orada. Aha, geldi benimki. Bulutların içinde. Oğlum adam geldi kondu. Ne bulutların içindesi? Sen Skyrim bilmiyor musun? Bu evrenin işte şey, evrende ejderhalar var. Uzun süredir ejderhalar görünmüyordu. Ben de ejder doğan denilen bir güç mü diyeyim artık, seçilmiş insan şeyi var. Ben tam idam edilecekken, tabi bu senaryoda daha sonra ortaya çıkıyor. Ben baştan anlatıyorum. Spoiler vermiş oldum. Ejder bir nevi beni kurtarıyormuş gibi, yani denk geldi de beni kurtarmıyor tabi. Oyunun senaryosu böyle. Orta çağ temalı diyelim bir zamanda. Çok eski zamanlarda ejderhalar diyarı ele geçiriyor. İşte savaşlar dönüyor bilmem ne. Uzun yıllar boyunca hiç gözükmüyordu. Şimdi ilk defa ortaya çıktı. İşte ben de diyorum ki etrafa, işte ejderhaları gördünüz mü, yeniden ortaya çıktılar falan filan muhabbeti dönüyor. Onun hikayesi bayağı ağır. Bayağı geniş bir hikayesi var. Lan. Ben de tam tutsak edilmişim. Kaçacağım şimdi. Bir yolunu bulup. Ondan sonra zaten bizi baya bir serbest bırakıyor. Baya bir ayrıntısı var onun. Bildiğin RPG öğelerini hepsini taşıyor. Efsanedir lan bu oyun, nasıl bilmezsin? Bildiğin seni bırakıyor. Nasıl tarzda bir karakter olmak istiyorsan ol diyor. Savaşçı ol, okçu ol, ne bileyim asasin ol, kılıçtar ol. Yani çok geniş, çok. Biraz okusan. Yani bir tane karakter yapılandırması yok. Ben sana göstereceğim birazdan skin ağacını. Nereye gidecektim ha ben? Oğlum bu mouse niye dönmüyor amına koyayım? Bu mouse'un şeyi çok az. Ha ben karşıya atacaktım, pardon, unutmuşum ben. Sadece başta ufak bir senaryonun şeyini oynuyorsun, sonra seni serbest bırakıyor. Hiçbir şeyde bir standart yok. Keşfedilecek o kadar çok yer var ki anlatamam. Oyun çıkalı kaç yıl oldu lan? 15 yıl olmuştur herhalde. Hala da bir yer keşfediyor insanlar. Ne söyleyeyim? Lan. Of. Şu karizmaya bak ya. Hangi oyunda böyle ejderha var oğlum? Kaç senelik oyunun şeyine bak. Tasarımına bak. Çok karizmatik. Nereye gidiyordum? Heh, şuraya gidiyorum. Ellerimi çözün oğlum. Ellerim bağlı. Bir şey yapamıyorum. Duvara yakın. Sen dur oğlum, duvara yakın. Geri zekalı. Bak ölecektin az kalsın. Aksiyona bak ama. Şu ellerimi çözseniz. Asiktir. Nasıl öldüm lan? Aa bak oluştu. Normalde burada ölmüyordum, tamam mı? Bak öldürmedi zaten. Geri verdi bana şeyi. Bak oluştu. Şuna tıklayınca öldürdü beni.
Ulan sikeceğim. Ben zaten böyle enteresan şeylere ben denk gelirim amına koyayım. Ben var ya bütün oyunlarda ama incelemeyi çok seviyorum, tamam mı? İnceleyeceğim ki kendi yolumu çizeceğim. Neyse her şeyi denerken sürekli ölüyorum, tamam mı? Bu neymiş diyorum, ölüyorum. Bu neymiş diyorum, ölüyorum. Hep böyleyim. Korku oyunlarında falan sürekli ölüyorum. Ama denemezsen de keyfi çıkmıyor ki, kendi yolunu bulamazsın. Oğlum hadi lan, nereye gidecektin? Ha şuraya gideceğim. Dur gidiyorum. Tabi canım ya, hikayesi o kadar geniş ki. Bir de ben bunu Türkçe yaptım. Eklentisi varmış. Sağ olsunlar yapmışlar. Heh. Salın oğlum beni, öleceğim şimdi, anasını satayım. Çekil. Şimdi zaten insanlarla... Bir de oyunun haritasındaki insanlar gerçekten yaşıyor. Kendi hayatları var yani. İşte gidiyorsun, akşam oluyor. Mesela oyun o kadar detaylı ki bir tane tüccarı öldürdüğün zaman ya da işte ondan bir şeyler çaldığın zaman o efsane şey, o tüccar şey yapıyor. Fakirleşiyor. Bir daha yeni ürünler getiremiyor mesela. Sen de bu sefer kendi ayağına sıkmış oluyorsun. Yani o anda para kazandın ama yeni item bulamıyorsun bu sefer oyunda. Adam getirmiyor çünkü, parası kalmıyor falan diye. Yani her şeyin bir sonucunu alıyorsun oyunda. Tamam oğlum, çöz şöyle mi ya? Uzatma işte. Tabii canım, etkiliyor. Kesinlikle. Allah Allah. Nasıl kaçırdın sen bu oyunu ya? Kesinlikle oynamanı tavsiye ederim. Şu paraları al da. İşte eşya upgrade'leme, eşya bulma zaten. Özellikle loot hastalığın varsa, hani sağdan soldan bir şeyler bulayım hastalığın, bu oyun tam sana göre zaten. İşte nereye gitsen, lan acaba burada ne var falan diyorsun. Bir şeyler buluyorsun falan. Dur şu kılıcı alayım. Aa elimi çözmedi ki bu. Lan çözsene oğlum elimi. Bak mesela böyle kutulardan sürekli eşya çıkıp duruyor. Al bunları. Topla topla topla. Heh. Giydim ulan ben onları. Bunu da alayım. Burada görebildiğin her şeyi alabiliyorsun neredeyse. Bak şu kaşığı bile alıp satabiliyorsun. Dur. Al şunu da. Bardakları almayacağım. Boş ağırlık yapmasın. Burada bir şeyler vardı sanki. Aç sandığı. Miğfer, altın. Oh temiz. O uzun zamandır oynamamıştım. Özlemişim lan. Bu boşmuş. Oğlum çok karanlık lan. Niye? Abi çözdün mü lan ellerimi? Salak. Aa çözmüş. Bir dakika. Şuradan eşyalarımızı bir bakalım ne giydik. Dur. Şuradan direkt. Şimdi giysiler, silahlar. İki tane kılıcım varmış. Tamam. Dur lan atma. Niye attın? Ha şöyle. Unutmuşum bak. Sağlı sollu kılıç taktım şimdi mecburen. Ben normalde ok geliştireceğim de. Şey yayı geliştireceğim de, yayım yok. Şunu da tak. Az sonra savaşacağız çünkü. Bunu da giy. Bunu da giy. Tamam. Ayak sargısını yerine bunu şey yapayım. Tamam. Giysilerimiz güzel. Şu bıçağı alınan yerden niye attın? Şöyle bir görüş açısına geçelim. Bizim karakterimiz burada. Burada büyüsel olarak falan da çok gelişiyorsun. Manyak manyak büyüler vardı. Ben büyücü kasmayacağım. Biraz assassin tarzı kasacağım. Aslında büyücü de kasabilirdik de sınıfımız yanlış. Gerçi çok etkilemez ya. Şunları da çal. Lan oğlum dur ananı. Ben bir de bunu zor açtım değil mi? Öleceğim. Dur. Oh. Adam al, saplarım saplarım. Nasıl sapladım bak. Uhu. Siz ne sandınız oğlum? Ben de hiç alışmadan niye zor modda açtıysam. Tamam bunları hallettik. Kılıçları yerine sok. Peki karakterlerin kendine özel avantajları var var. Az önce bir sınıf belirlemeye çalışıyorduk ki orayı gördüm bilmiyorum işte. Orman elfi bilmem ne, insan, işte Bretonlar falan filan, öyle ırklar var. Sinematikleri de güzeldir bu arada. Neyse. Seçtiğin zaman ekstra bir özellik katıyor sana. Ben şimdi orman elfini seçtiğim için benimki okçuluğa biraz daha yakın. Yani daha çabuk o skilleri gelişiyor. Bir de zehre karşı direncim var mesela. Herhangi bir şeyden zehir kaptığımda buna dirençli olduğum için daha az etkileniyorum. Başka bir sınıfın başka bir özelliği var. İşte kara elfleri seçtiğin zaman büyüye yatkınlığı var.
daha hızlı mana toplayabiliyorlar. Kendilerini toparlayabiliyorlar. İşte ateşe direnci falan var. Her sınıfın böyle güzel güzel şeyleri var. Avantajları var. Su altında nefes alabilenler falan var mesela. Senin oynama tarzına göre karakterini seçiyorsun başta. Ama sonrasında ben şunu seçtim şu olamam diye bir şey yok. Neyi seçersen seç istediğin sınıfı geliştirebilirsin. Onlar sadece ekstra iki özellik yani. O yüzden çok bir şey etkilemez. Sen sadece tercih yap yani. Ateşe mi direncin olacak, buza mı direncin olacak falan filan. Az siktir. Adamın üzerine kaya düştü lan. Güzel. Ben de sanki bilmiyormuş gibi tepki veriyorum amına koyayım. Neyse. Aç kapıyı. Ben şimdi birinci şahıstan oynayacağım. Ekranı bölmesin diye. Sepeti alıp ne yapayım oğlum ben? Sepeti aldım amına koyayım. Dövüşüyorlar lan. Bir dakika şu etleri alayım. Bak buradaki etleri bile alabiliyorum. Dur. Yiyeceğim çünkü bunları sonra. Etleri falan yiyince de enerjin doluyor falan. İşine yarıyor. Çek kılıcı. Yapıştır. Oğlum bizim şeye vurdu. Bak dur. Şu başlangıç bölümü bir geçsin ben sana göstereceğim her şeyi. Aslında bunun şeyini rehberini de yapabilirmişim ben. Çal çal hepsini çal. Neyi var neyi yok çal. Az sonra ağırlıktan dolayı yürüyemeyeceğim ama olsun. Şunlar can potları. Tamam. Şurada bir şey almamı istiyor. Bir dakika. İksirlerimi aldım. Kuvvet iksiri falan. Tamam. Şurada bir can potu var. Al bunları. Fare zor dönüyor. Onu ayarlamam lazım. Benim fare niye kaymıyor lan? Bir dakika. Dur. Şuradaki adamı unutlamadım. Bak bak bak. Balta. Bunları satarız. Para kazanırız. Nereden geldim lan? Nereye gideceğim? Peki karakterlere göre hikaye değişiyor mu? Hikayenin sonu ilerleyişi değişmiyor. Sen Ejder Doğan olarak bu haritada seçilmiş insan olarak dolaşmaya devam ediyorsun. Zaten bütün senaryo bunun üzerine kurulu olduğu için. Karaktere göre uyum sağlıyor ama. Mesela şöyle bazı diyarlara gittiğin zaman sen Kajitler denilen ırktansan pis Kajit falan diye tepki veriyor sana. Etraf yaşıyor dedim ya. Sana karşı bir tepki koyuyorlar. İşte Brett olsun. İnsanlar, insan ırkının yanındasın. Sana İnsan olduğun için ona göre diyaloglar falan değişiyor mesela. Bunları hepsi etkiliyor, tetikliyor yani bazı şeyleri. Mesela bir diyara gidiyorsun, Kajitler falan hırsız olduğu için seni pis hırsız falan muhabbeti yapıyorlar. Sevinmiyorsun yani bazı yerlerde. Hadi oğlum gidelim bekleme. Vay be. Şimdi gideceğim ben ilk yakın köye haber vereceğim birazdan. Lan. Gene bir savaş, gene bir savaş. Büyücü var gördün mü? Büyücü şey attı. Yıldırım attı bunu. Neyse savaşmama gerek kalmadı. Bunlar indirdi. Şimdi mesela şurada kilitli kapıları açma muhabbeti var. Açsana oğlum. Lütfen saçma şeyler uydurma. Nasıl uydurma oğlum? Az önce ejder geldi, o kadar milletin anası ağladı. Hiç mi duymadınız? Çok gelişmiş değil mi? Tabii canım yani çıktığı yıla göre diyorum ya efsaneydi. Hala da efsane gerçi. Çünkü şey sağda solda duyarsın. Yorumlar şey videolar falan izlediğinde. Hani Skyrim'in sunduğu açık dünya şeyinin sunabilen oyun hala yok muhabbeti yaparlar ya. Maymuncukların bitti. Maymuncuğumu hiç vermedin ki şerefsiz. Versem deneyeceğim işte. Şuradan verecekti pardon. Böyle senaryonun bazı kitaplarını buluyorsun mesela. Senaryoyu okuyorsun. Ne diyorsun? Evreni tanıyorsun. Hükümdarın 21. yılı. Çeviren Barış Salmaz. Ejder Doğan bilmiyorum. Tabii ben Ejder Doğan olduğumu bilmiyorum. Özel bir güce sahip olduğumu bilmiyorum. İlk ejderha avladığımı... Aslında oyun neyin üzerine kurulu biliyor musun? Ejderha avlamak üzerine kurulu. Ve avlayacağız. Neredeydi lan lockpickler? Burada şey lockpick falan olması lazım.
Bak böyle gizlilik moduna geçiyorsun. Sinsi saldırılar falan yapıyorsun. Fark edildi biliyorum, geri zekalı. Lockpick vardı burada, niye? Nerede şimdi? Ha, kitap aldık, tamam al. Yani çok karanlık lan bu bende, niye öyle? Benim lockpick'im yok mu? Hepsi. Bir sürü item almışız. Maymuncuk. Aa, tamam maymuncuk almışım. 16 tane maymuncum var. Tamam şu kapıları açacağım biraz. Burada yaptığın her hareketin gelişimi söz konusu. Peki biz Assassin's Creed gibi dalacaksak neden okçu seçtik? Bu sadece senaryonun başlangıcı. Bizim başlangıçta mahkum olduğumuz için hiçbir aletimiz yok. Okçu seçtim ama ok şey yay bulamadım henüz. Bulamadığım için elime geçirdiğim ilk kılıçlarla dalıyorum. Ya burada bir sınırlama yok ki. Burada mesela sen tank bir karakter kasarsın ama sıkılırsın doğal olarak. Adamlar sana çeşitlilik sunmuş. Sen tank kastın ama gidip okçuluk da yapabilirsin. Aynı anda bir sürü karakterin gelişiyor çünkü. Hani skill. Çünkü oyun çok geniş ve çok uzun saatler oynuyorsun. İşte kılıcı geliştirdikten sonra oku da geliştireyim diyebiliyorsun. Tek bir seçeneğin yok. İkisini birden de geliştirebilirsin. Saat gömdükten sonra, yani saatlerce oynadıktan sonra hepsini geliştirebilirsin. İyi oyunlar abi. Oo Mert hoş geldin yavrum, nasılsın? Teşekkür ederim. İşte dediğim gibi tek, yani bir sınır yok oyunda. İşte kılıçları geliştirdik. Birazdan okçuluğumu da geliştirebilirim. Sıkıntı yok yani. Ha, mahkum olarak başladığımız için eşyamız yoktu. Gideceğim. Şimdi bir yay bulacağım kendime. Yay bulduktan sonra okçuluğumu geliştireceğim. Yok yok. Dedim ya mesela 20 saat oynadın oyunu. Oyunun saat sınırı yok. 20 saat oynadın. Kılıç da geliştin. Her şeyini açtın. Az sonra skill ağacını göstereceğim. Çok geniş. Gidip ben kılıçtan sıkıldım. Gideyim büyücü kasayım. Karakteri biraz büyücülük yeteneğimi geliştireyim diyebilirsin. Gidip skill yaptıkça büyülerini geliştirebilirsin mesela. Skill'lerini kullandıkça. Burada kullandıkça her şeyin gelişiyor. Mesela şimdi hırsızlığımızı geliştireceğiz. Kilit açma yeteneğimizi geliştireceğiz. Şimdi bakayım açabilecek miyim? Açtım. Bu basitmiş zaten. Diyorum ya ne yaparsan yap bir şeylerin gelişiyor burada. Şunu da bak şimdi. Bu büyücü kostümü var üzerinde. Bak büyücü kostümünde efsunu 30 artırıyormuş. Efsun da manasını 30 geliştiriyormuş. Bu ne? Efsun %50 daha hızlı yenilir. Mana dolumu da %50 daha hızlı oluyormuş mesela. Her şey büyülü şeyler falan bulabilirsin. Çok konuştum. Yeri geldikçe anlatırım ben sana. Şunu da açayım da skillimiz gelişsin. Bunu açamıyorum. Açabiliyor muyum? Açıyorum. Tamam. Aslında bu yanımdakileri de öldürmeye çalışabilirim mesela. Ama yapmayacağım. Çünkü çok zayıfım şu an. Burada bir şey var mı lan alacak? Yok. O yüzden insanlar bu oyunu 1000 saat, 2000 saat, 5000 saat falan oynuyorlar. Öyle söyleyeyim yani. Sen açık dünyaya çıkınca göreceksin asıl etrafı. Her şey. Tamam ben açtım bunları. Skillimi kastım. Nereye gidiyoruz? Nerede lan? Biz şuradan gelmedik mi? Buradan geldik. Böyle gideceğiz. Böyle gideceğim değil mi? Talbo. Talko. Neydi lan bu adamın adı? Hoş bulduk abi. İyiyim, sen nasılsın? İyi be dostum, ne olsun. Bu sefer şeylik yapmadan oyuna geçeyim dedim. Biraz oyun oynamak istedi canım. Yanlış yere geldim değil mi? Evet. Bunun hızlı koşması yok mu? Ha, tamam, tersteymiş. Yani diğer oyunlara göre tersteymiş. Çalacağımız bir şey yok. Koş. Şu giriş bölümünü bir geçsek. Ha, Edwin. Lan şurada paralar vardı. Eskiden hatırladığıma göre bir yerlerde para olması gerekiyor. Burada bir şey yok. Açmaya da çalışmayacağım. Ne zindanlar var. Var ya bilsem. Acayip zindanlara gireceğiz. Özlemişim lan ben bunu. Kesin serisini yapmalıyım. Ah, kırma lan. Kırılmadı. Mert, neler yapıyorsun? Nerelerdesin? Ben de çok yayın açmıyorum ama sana, bana sorana bak diyebilirsin o yüzden.
az biraz bunaldım şöyle kapalı yerlerden bir aydınlığa çıksak. Ölü soyucuyum lan resmen. İşte Sletil, burada istediğin rolü üstlenebilirsin. İstersen bir pislik hırsız ol. İster şey yap. Bazı modlarda falan kendi evini bile inşa ediyorsun. Yani şeylerle, ayarlarla falan. Her şeyi yapıyorsun. Yürü lan. Hadi oğlum ya, seni bekleyeceğiz. Hadi. Trip atıyorum. Finallerle uğraştım abi. Setup ve yer değiştirmişsin. Setup, evet, kötüye doğru gitti. Setup'ımız kötü artık. Boktan. Eski güçlü bilgisayarım yok. Evet, zaten yer değiştirmişsin derken Ankara'ya taşındım ben. Şehir değiştirdim direkt. Ha, şurada bir saldırıya uğrayacaktık. Şurada bak, burada birisinde yay var. Benim o yayı almam lazım. Dur. Nerede lan? Oğlum bana niye döndün? Orospu çocuğu, okçuya bak. Asıktık. Bana kim vuruyor lan? Oğlum bana vuranları alsanıza. Öleceğim bak şimdi. Öleceğim, bir dakika. Eşyalar. İksirler. Can iksirim yok mu? Kullan. Bir daha kullan. Tamam. Heh, bunu serdim yere. Çal lan üstündekileri. O bir dakika. Hayatıma sadece bir oyunda hile yazıyorum. O da bu oyunda. O da şöyle. Burada lootlama hastalığımız olduğu için sınırı var. Ben de o sınırı kaldırıyorum. Kodu neydi lan bunun? Hatırlayabilecek miyim bakayım. Umarım olmuştur. Aha oldu. Hatırladım. Yemin ediyorum yıllar önceki kodu hatırladım. Bunu da çal. Artık taşıma sınırını kaldırdım. Tek hilem bu. Onunla da uğraşılmaz amına koyayım. Şimdi eşyaları niye bırakayım ki burada? Değil mi? Aha biri ok atıyor. Şu piçi bir yakalarsam. Gel la buraya. Bir dakika, bende yay yok mu? Silahlar. Heh, varmış. Oku almışım, yayı yok mu? O zaman geride bir yay var. Bir dakika. Gözden kaçırdık. Sen geç onu öldür. Ben geliyorum. Bak burada tane okları bile alabiliyorsun yere düşürdüğü. Oğlum beni öldürecek lan bu. Oğlum gitsene, ben sizle gidemiyor musun? Şey ya, ekran çok karanlık değil mi? Sizde nasıl gözüküyor? Ayarlar. Görüntü. Parlaklığı biraz artıracağım abi. Bu ne? Kör gibi dolaşıyorum ya. O zaman benim ekranda çok kötü gözüküyor. Çok karanlık gözüküyor. Ha şimdi daha iyi lan. Hiç, bazı noktaları hiç göremiyordum var ya. Ben buradan yayı almadan gelmişim. Bir yere yay düşmüş. Nerede oğlum ya? Şurada bir yerde yay olması lazım. Yani şu kadında yok, bunda da yok. Neyse, sikerler ya. Şu gideyim de şu salağı öldüreyim. Şimdi daha iyi ama, değil mi? Bak hiçbir şey görmüyorum çünkü ben karanlık noktalarda. Bak oyunda şöyle bir şey de var. Eğer elimde ateş olsaydı, ki vardır belki, hemen onu göstereceğim. Yetenekler. Bak böyle bir yetenek ağacım var. Silatil. Bak o kadar çok geliştireceğin şeyler var ki. Kilit açma, sinsilik, hafif zırh, okçuluk. Bunların hepsini de geliştirebilirsin. Engelleme. Şu yukarıda bir sürü yetenek ağacı şekilleri var. Genişleş, sen düşün artık. Şuradan ateş büyüsü varsa, ateş büyüsüyle şurayı yakacağım. Yıkım, yenileme, güçler aktif. Bir dakika, ne var burada? Hayvana hükmet. Bak hayvanlara hükmedebiliyorum 60 saniyeliğine. İyileşme skillim var. Bunu kullanacağız. Bunu favorilere ekle. Dövüşürken iyileşme skillimi kullanmam lazım. Yıkım, alevler. Bunu da favorilere ekle. Şimdi
Hemen büyücü moduna geçip bak yerde gaz yağı falan varsa atıyorsun abi ölüyorlar direkt. O kadar etkileşimli bir dünya. Adamı yakarak öldürdüm az önce. Hop. Şunu al. Çok fazla, çok fazla. Sen bunu bir şekilde indir. Türkçe yamasında kur. Başından kalkmazsın zaten. Uzun bir süre. Şimdi biz favorilere eklemiştik. Biraz bekleteceğim. Şu silahı da favorilere ekleyeyim. Geçişlerim kolay olsun. Uzun yay favorilere ekle. Bir de büyük demir kılıç mı eklesek? İki küçük kılıç ekleyeceğim ben. Hatta hançer ekleyeyim. Hançer kullanmam gelişsin. Bir de demir kılıç favorilere ekleyeyim. Tamam. Şimdi favorilere geçişim neydi burada? Kusura bakmayın. Şimdi ben de uzun zamandır oynamıyorum ya. Bazı şeylerini hatırlamam lazım. Hem bunların ayarını şimdi çekersem ileride rahat dövüşeceğim. Peki hayvanlara saldırtabiliyor muyuz? Tabii. Çok ya nasıl diyeyim? Çok keyif alacağın skill'ler var ya. Hani hayvanları kontrol etme skill'leri var, ölüleri diriltme skill'lerim var. İşte yaratık çağırma skill'leri var, conjuring büyüleri falan var. İşte bir yaratığı senin için dövüşmesi için çağırabilirsin. Hayalet çağırabilirsin. İşte büyücü sınıflarından, işte çağırıcı sınıfı diyorum ona ben. Sonra ne bileyim, bir tane düşmanla savaşıyorsun. Düşmana şey büyüleri, illüzyon büyüleri yapıp onu kendi tarafına çekebiliyorsun mesela, hani düşmanla etkileyip. Ya mükemmel skill'ler var ya, anlatamam sana. Adamlar efsane. Böyle anlatmakla olmuyor yani. Girip "Aa bu neymiş?" falan deyince çok keyif alıyorsun. Şimdi silahlar, malzemeler. Şey, ben hızlı butona nasıl ulaşıyordum lan? Favorilere. Heh, Q'yla. Şimdi ateşten demir kılıca geçeceğim. Tamam. Bunun da kısa yolu böyle. Silahlar arası. Sen daha zaten isteyebileceğin her şey vardır büyük ihtimalle bunda. Yandaş falan alabiliyorsun yanına. Ha dur lan, oku seçecektim. Bir dakika. Uzun yay. Hı. Tamam. Şimdi okçuluğumuza başlayabiliriz. Sonunda bir yay bulduk. Tabii bir seviye yay kullandığımız için yeteneğimiz bir seviye. Bir boka yaramayacak ama olsun. Skiller açıldıkça çok dehşet şeyler yapacağız. Şurada para mara olması lazımdı. Heh, var. Aynen. Değişik. Ah şurada. Dur. Hemen gizlenelim. Gizlediğimizi de kasmış oluruz. Aha örümcek gibi. Oğlum gelsene yardım etsene lan piç. Asiktir, fark edilmiyor. Bak zehir attı. Ama zehire karşı direncim olduğu için çok az canım gitti. Aa örümcekten para düştü lan. Oğlum örümcek, parayı örümcek ne yapabilir ya? Bundan da düştü. Aha bir daha geliyorlar. Oğlum arkana bak. Geri zekalı. Tabii biz zor mod açtığımız için. Ben savaşırken şu yukarıda bar çıkıyor, oradan anlayabilirsin. Bazen vurulduğu anlaşılmıyor. Tamam. Şundan. Bunların hepsi para olduğu için para da çok lazım. Bakayım. Şunu düşürmem lazım. Bak adamlar şunu bile hesaplamış. Bunu ateş ediyorsun, düşürüyorsun, öyle topluyorsun. Ben de okçuluğum gelişsin diye atıyorum. Şunu da atalım. Bir süre sonra şey olacak. Odaklanman falan açılacak. Yay kullanmada. İşte böyle basınca yakınlaştırma falan olacak. Tam bir sniper olacağız. Adam nerede lan? Ha şurada. Kes lan. Hold on.
İyi, yayında benim bilgisayar kötü olduğu için kasar masar dedim ama kasmadı. Lan, alsana oğlum şunu. Para var oğlum orada. Alsana lan şunu. Sinsilik için CTRL düğmesine mi basayım? Tamam. Ha, şurada ayıyı atlayacağız değil mi? Hadi, ayı öldürelim. Bir dakika. Ben bunu yakın görüşe alayım. Ulan oğlum niye saplanmıyor? Ağzına sıçayım. Bir dakika, bir dakika abi, bir dakika. Ateşim nerede benim? Alevler. Hı. Çık şimdi buradan. Yakarak öldürdüm. Hem okçu hem büyücü olalım, ne olacak ki? Bak anasını ağlattık. Uzaktan saldırırken ok, yakından saldırırken ateş. Tamam, bunu da hackladık. Devam. Şimdi koş 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 koş. Şurada bir şeyler var mıydı? Yok. Şu yerde olması lazım. Burada da bir şey yok. Oğlum niye bir şey yok lan burada? Neyse şu ilk köye bir gidelim de şu oyunu bir başlatalım. Ay sikeceğim abi. Koş 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 koş. Başım ağrıdı amına koyayım. Nereye gidiyorduk lan? Bu bir çıkış yolu gibi görünüyor. Umudumu yitirmeye başlamıştım da. Siktir git. Sen buranın askerisin mi amına koyayım? Yolu ben gösteriyorum. İzlerken böyle oluyorsam oynarken ya daha hiçbir şey izlemedin ki. Daha yeni başlıyoruz. Bak şimdi açık dünyaya bak. Hayatta kalma modu. Hayatta kalma modu oyuna yemek yeme, uyuma ve sıcaklık ihtiyaçlarını ekler. Ayrıca hızlı seyahat edemezsiniz. Taşıma kapasiteniz azalır ve yalnızca uyurken seviye atlama gibi ek zorluklar da ekler. Ha siktir. Ayrıntılar için yardımdaki hayatta kalma. Şimdi bu Skyrim'in Special Edition modu. Ben bunu oynamamıştım. Yani normal oyuna eklentilerle gelmiş bir şey.